Merhaba sevgili arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Şimdi bu videoda sizlerle birlikte 6. sınıf matematik ders kitabı sayfa 15'te bulunan üslü sayılarla alakalı soruları çözeceğiz. Eğer hazırsanız hadi videomuza başlayalım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tabii ki ilk sorumuzla başlıyoruz. Demiş ki üslü ifadelerin şurada üslü ifadelerin değerini bulunuz demiş. Biz şimdi burada hemen üslü ifadelerin değerini bulalım. Ee, şimdi Buradaki en önemli kritik nokta şu 2 üzeri 8 yüksek bir üs var. Mesela şurada görmüş olduğunuz gibi 2 üzeri 8'de üssümüz yüksek. Şimdi 2 üzeri 8 demek ne demek? Önce basitten gidelim ya da 6 üzeri 2 demek ne demek? 2 tane 6'nın çarpımı demek sevgili arkadaşlar. Burada yapılan e, dikkatsizlik şu oluyor. Bunu topluyor alıyor. Topluyorlar. 2 ile 6 ya da 6 ile 2 diyor. Çarpıyor 12 diyor. Yanlış. İşte ya da 6 ile 6 toplanırsa 12 olur diyor. Yanlış. Sevgili arkadaşlar bu iş böyle değil. Burada yazılı olanı iki defa dediği için iki kere yazacaksın. Sonra bunları çarpacaksın. Tamam? Buna dikkat edin. Bu basit bir kural ve ömür boyu Demeyin ömür boyu biraz abartı olur ama Hani sınavlara hazırlandığınız süre boyunca bir KPSS sınavı bir ÖSS yani üniversite sınavı bir LGS'ye girdiğinizde hep karşınıza çıkacak O yüzden temelden bunları kapın Şimdi bu 6 kere 6 ne olmuş oldu o zaman Çarpım tablosundan 36 oldu İşte bu durumda 2 üzeri 8'i A şıkkını Hesaplayacak olursak başlayalım sıkılmadan yukarı doğru yazıyorum bakın 3 tane yazdım 4 5 6 7 8 şimdi burada e, kritik nokta şu Bunları tek 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 çarparsanız tabii ki kolay çarpmadır 2 ile çarpma kolay çarpmadır Şunu da yapabilirsiniz mesela grupladınız 4 2 tanesini çarptınız 4 2 tanesini çarptınız 4 2 tanesini çarptınız 4 bakın ne olmuş oldu 8 tane 2 4 tane 4'ün çarpımına eşit oldu yani 4 üzeri 4'e de eşit oldu bunu da görmüş olduk Mesela 4 ile 4'ü çarptık 16 4'te 4 ile 4'ü çarptık 16 bakın ne olmuş oldu 4 tane 4'ün çarpımı 2 tane 16'nın çarpımına. Yani 16 üzeri 2'ye eşit olmuş oldu. 4 üzeri 4 hatta bu da 2 üzeri 8. Bunlar aynı sayıyı bize veriyor oldu. Şimdi bakalım bu sayımız kaçmış onu bulalım. Şimdi biz burada ne yapmıştık? Burayı 2'leri tekrar silelim. Baştan tekrar yazıyorum. Tek tek 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi tek tek çarpacağım bunları. Önce şu ikisini çarptım. 4. Bir daha 2 ile çarptım. 8 bir daha 2 ile çarptım 16 bir daha 2 ile çarptım 32 bir daha 2 ile çarptım 64 bir daha 2 ile çarptım 128 bir daha 2 ile çarptım 256 şimdi size ya bunları nasıl çarpacağız ya kim uğraşacak bunlarla gibi gelebilir sevgili arkadaşlar 2 üstlü sayılarda en basit şeydir en basit üstlü sayılardır neden ha, tamam tabanın küçük olmasından kaynaklanıyor olabilir ama biz bu çok günlük hayatta kullandığımız bir şeydir. Neden? Bakın şimdi burayı ne bulduk? 4. Bunun yanına şimdi iki tane harf yazacağım. Neden olduğunu anlayacaksınız. Teknolojiyi sevenler daha çok anlayacak. Bak şimdi buraya GB koydum. Ne oldu bu şimdi? 4 GB. Hemen 2 ile çarptım. 8 GB. 2 ile çarptım. 16 GB. Hani bu cihazların depolaması ya da bilgisayarların RAM'lerinde olur ya mesela. 2 ile çarptım. 32 GB. 64 GB 128 GB bakın hep bunlar 2'nin kuvveti. 256 GB. Ne olacak sonra? 512 GB. En son 1024 GB yani bu da 1 TB'a geçiş olmuş olacak. Bilişim dersinde de yani bilgisayar teknolojisinde de biz 2'nin kuvvetlerini kullanıyoruz sevgili arkadaşlar üstü sayılar olarak. Buradan kendinizde hani gigabyte hesabından pratik bir şekilde 2 üzeri 6 kaçmış falan gibisinden hesaplayabilirsiniz. Geldik şimdi B'ye. B'de birinci kuvvet demiş. Yani bir tane 3 demiş. O yüzden sadece 3 yazıyoruz. Burada ne diyor? 2 tane 10'u çarp demiş. 10 kere 10 100 oldu. C şıkkına geldik. 4 tane 3'ü çarp demiş. Ne olacak burada? 4 kere 4 16. 16'yı da 4 ile çarparsak burası da 64 GB olmuş oldu. Neden GB dedim? Çünkü biraz önce gördük 2 ile 4 hatta 16. 2, 4, 16 aralarında ilişkili olan sayılar. Biraz önce gördük bunları. Şimdi burada ne var? Bir tane şey bir tane diyorum 17 tane 1 demiş. 1 biliyorsunuz çarpmada etkisiz eleman. İstediğin kadar 1 yaz. Cevap gene 1 olacağı için 17. kuvvet gene 1'e eşit olur. 5 üzeri 4 demiş. Hemen buraya 4 tane 5 yazacağız. Evet. Şimdi bu biraz belki şey olabilir. Bunu artık 5 üzeri 4 aslında bir üst nokta olmuş. Sizin çarpma yeteneğinizi geliştirmek için soru olmuş aslında burası. 25 olur 5 kere 5. Burası da 5 kere 5 25. O zaman 25'te 25 ile 25'i çarparsak da 625 gibi bir sonuca ulaşmış oluruz. Alttakinde de gene birinci kuvvet demiş. O da 146 yani kendisine eşit olacak birinci kuvvet olarak sevgili arkadaşlar. Şimdi birinci bölümü birinci soruya geçtik. Şimdi gelelim ikinci soruya buza. Kutucuklardaki diyor üst ifadelerin değerleri toplamı kaçtır? Şimdi 2 üzeri 6 demiş. Bak şimdi parmak hesabı yapacağım. Ne olacak? 1, 2, 4, ne oldu? 8, 16, 32. Değil mi? Ne oldu buraya kadar? 5, 5. 64 yani 64 GB'miş. Hop 64'ü bulduk. 3 üzeri 5 diyor. Bunu mecbur çarpacağız sevgili arkadaşlar. Çünkü 5 tane 3'ü yazıp tamam mı? Bunları çarpmamız gerekiyor. Şöyle 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81. Bir üçüm daha kaldı. Bunu da çarparsam ne olmuş oluyor? 243 olmuş oluyor burası. 243. 5 üzeri 3'ü de yapalım. 3 tane 5'i çarpacağız. Bakın 3 5'i çarpmıyoruz. 3 tane 5'i kendisiyle. 5 kere 5 25. Bunu da 5 ile çarparsam bu da 125 olmuş oldu. Bana bunların toplamını sormuş. Yani 64 artı 243 artı 120. 5'i sormuş sevgili arkadaşlar. Ne olacak? Son basamakları topluyoruz önce. Birler basamaklarını. 5, 3 daha 8, 4 daha 12'nin ikisi elde var. 1, 2, 4 daha 6. 6 daha 12. 1 daha da 13. 3'ü elde var 1. 1, 2 daha 3. 1 daha de 4. Demek ki buranın toplamı 432 oluyormuş sevgili arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. Demiş ki aşağıda verilen eşitliklerdeki sembollerin yerine yazılması gereken doğal sayıları bulunuz demiş. Yani bu birinciden pek bir fark yok. Sadece burada sembolik olarak vermiş bize. 6 üzeri 3 hesaplayalım. 3 tane 6'yı çarpacağız. 6 çarpı 6 çarpı 6. 6 kere 6 36 eder. Bir kenarları 36'yı da 6 ile çarparsak sevgili arkadaşlar 216 sonucunu bulmuş oluruz. Aşağıdaki D şıkkı 2 iki tane 2'yi çarpacağız. 2 kere 2'den 4 GB. B şıkkına geldik. 1'in tüm kuvvetleri kendisine eşit. 1. Ee, e şıkkında 3 tane 5'i çarpıyoruz. Ne olmuş olacak? 125 oluyor. C şıkkında Birin kuvveti kendisine eşit. E, F şıkkında 7 çarpı 7 dedik. 2 tane 7'yi çarpıyoruz. Bu da 49 oldu. Geldik buraya 0. kuvvet. Yani 3. kuvvet. Bu sıfırda yutan eleman ya 0 çarpı 0, 0, 1 gibi düşünün. O yüzden bunun cevabı 0 oluyor. Şimdi 9. kuvvete geldik. İşte ne, ne oldu? 2 GB, 4, 8, 16, 32, 64. 128 buraya kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 256, 8 512, 9'muş yani 512 GB la. 2 üzeri 9'u da bulmuş olduk görmüş olduğunuz üzere Geldik buraya Ne vermiş bize kuzucuklarda verilenlere göre üçgenin diyor Doğal sayı değeriyle Karenin Değerinin toplamı kaçtır Değerlerini bulalım şimdi 2 üzeri 5'i hesaplayalım 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yani gigabayt hesabı yine 2 kere 2 4 8 16 32 32 gigabaytmış 3 üzeri 3'ü hesaplayalım 3 çarpı 3 çarpı 3 yani 3 kere 3 9 3 kere 9 27 buradan sonra ne olmuş olacak ikisinin toplamını sormuş hadi bunu da 6 alt alta toplayalım biraz ilkokulu Hasret duyuyoruz ilkokulu mantığıyla. 2, 7 daha 9. 3, 2 daha 5. Cevap 59 olmuş oluyor. Geldik 5.ye Tahtada yazılı olan işlemlere göre e, yıldızın şey üçgenin üstüne kareyi koy demiş. Hmm. Şimdi burada e, gözünüz korkmasın. Burada bir püf noktası var. O yüzden zaten bu soruyu sormuş. Bakın kareyi incelediğimizde burada ne görüyoruz? Kare. 1 üzeri 16. Yani 1. Üçgeni de bulursak. Üçgende ne olmuş oluyor? 2 üzeri 7. Yani 7. kuvvetimiz. İşte hesaplayalım. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 olmuş oluyor. 7. kuvvet. O zaman bize ne diyor burada? 128 üzeri 1 demek istiyor. Yani o da kendisine eşit birinci kuvvet olduğu için 128 olmuş oluyor. Ve geldik son sorumuzmuş. Evet. Demiş ki kare ve üçgen üstü sayı olarak değerini vermiş. Üçgenin ifade ettiği doğal sayı ile karenin ettiği doğal sayının yine toplamını sormuş. Hemen hesaplayalım. Buradaki bunu sormasındaki sebebi e, acaba görebildiniz mi? Şimdi bakın burada ne vermiş? 5 üzeri 2 vermiş. Burada da 2 üzeri 5 vermiş. Yani üstte tabanın yer, yerini değiştirmiş. Şimdi burada bakalım. Aynı sayı mı çıkıyor? Farklı sayı mı çıkıyor? Aslında bunu görmenizi istiyor sizden. Kareyi hesaplayalım. 5 üzeri 2. Yani 5 çarpı 5. 5 kere 5'ten ne oldu burası? 25. Şimdi üçgeni hesaplayalım. Üçgende 2 üzeri 5. Buna neydi? Gigabyte hesabı. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 2 kere 8 16. 2 kere 16 32 GB bu. Ve görmüş olduğunuz gibi birbirinden farklı sayılar. Yani yer değiştirmiş olsa bile hani aynı sayı gibi sakın bir kavrama öyle bir yanılgıya düşmeyin yer değiştirdiğinde birbirinden bağımsız hale gelebiliyorlar. Bazı özel durumlar hariç. Onu da biraz önce gösterdik mesela ne gibi? 2 ile kim ilişkiliydi? 4 ilişkiliydi mesela. Ya da işte 16'nın ilişkisi var. Bunlar arasında bazı yer değiştirmeler birkaç sayı için, değer için aynı şeyi veriyor. Mesela 2 üzeri 4 ile 4 üzeri 2 gibi. Bu ama tamamen şey bağımsız bir durum şu anki konudan. 2 üzeri 4 16 olur. 4 üzeri 16 olur. Bunlar birbirine denk gelmiş yani. Böyle birkaç tane var. Bunlar da matematiğin güzelliği, cilvesi diyelim. Bize neyse konsorumuza geri dönecek olursak burada 25 ile 32 ne olacak? Toplanacak. Yani 25 ile hemen 32'yi toplayalım, videomuzu bitirelim. Bu durumda 5 2 daha 7, 2 3 daha 5. Cevabımız 57 olarak karşımıza çıkıyor ve yeni sezonun yeni dönemin İlk videosunu tamamlamış oluyoruz. Evet umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yeni gelen arkadaşlar içerik takip için abone olabilirsiniz. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.